Müzik devam etsin diye şey yapıyor ki. Evet, hazırız. Sena bendeyiz. 2-1 köy. Resim okuluna hoş geldiniz. Gelin bugün bir deniz çalışalım. Ve gün batımı olsun. Basit bir resim yapalım. Daha önce de benzer şurada iki palmiyemiz olsun. Belki şurada bir iskele düşünebiliriz. Gerisi tamamı su. İlk önce beyazla başlayalım. Sürekli yaptığımız gibi zemini beyazla dolduralım. Çok fazla dışarı taşımak istemiyorum. Biraz boya incelticiyle titan beyazını alıp polimize yaydıralım. Komple etrafını doldurmamıza gerek yok. Mümkün olduğu kadarıyla boya her yerine gelsin gökyüzünün. Şimdi suya geçelim. Aynı şekilde suda da boya incelticiyle beyazımızı yaydıralım. Ortada kalsın. Suda bazı değişiklikler yapacağız. Şöyle ki ortayı düz çekeceğiz. Daha önce buna benzer bir resim yapmıştık. Arkadaşlarımız merak etmişler. Aynısını tekrar deneyelim. Daha sonra sarı. Gökyüzünde bazı hareketler yapalım. Unutmayın, ortada bir beyazlık bırakacağız mutlaka. Her tarafını sarı yaparsak çok koyu bir ton alırız. Ortada bir beyazlık bırakalım ve bol sarıyla girelim. Şu dışlara doğru da biraz daha koyu renkler yapalım bence. Gökyüzümüz aynı. Ama suyu değişik çalışacağız. Özellikle ona dikkat edin. İlk başta da diyebilirsiniz ya suyla ne alakası var? Ama daha sonra su olacak. Ortaya beyaz çekmiştik. Şimdi tam kenarına sarı çekelim. Biraz daha koy. Aşağı yukarı gökyüzünden tutuyorum. Aşağıya doğru çekiyorum. İki tarafı da sarıyı dolduralım. Fırçamızdaki boyanın fazlasını alayım. Şimdi bunu sarıyla beyazı gelin birbirine yedirelim. Sarı beyazın içinde kaybolsun yavaş yavaş. Ortaya doğru. Ama ortada beyazlık kalsın. Unutmayın onu kapatmıyoruz. Şurada bir beyazlığımız olacak. Aynı şekilde de bu taraftan gelelim. Fırçamızı fazla bastırmadan beyazın içinde yok ediyoruz. Gökyüzü ufuk noktamız vardı ya. Bırakın gökyüzüne girsin. Orayı daha sonra düzelteceğiz. Hiç kafanıza takmayın. Evet, beyaza doğru geliyoruz. Şimdi tekrar koyu bir sarı alalım. Şuradan. Bunu da içeriye doğru yediriyoruz. Aynı şekilde bu taraftan. Bu sarının içine gelin biraz. Oranj alalım şimdi. Direkt oranja geçmeyin, biraz zorlayabilir. Onun için sarı ve oranj. Bunun sarının bittiği yerden koyalım. Aynı şekilde de burada. Bunu da yedirelim sarının içine doğru. Bu da sarının içinde kaybolsun bence. Bazı fotoğraflar vardır, gün batımını çekerler ya, çok basittir ama çok güzel gözükür ya, böyle bir şey yapıyoruz. Tam sarının bittiği yere oranjımızı koyduk, beriye doğru geliyoruz. Bunu düz de yapabilirsiniz de, bazı arkadaşlar suyu yaparken zorlanıyorlar, onu göstermek amacıyla yapıyoruz. Şimdi direkt oranj alıyoruz. Daha önce sarı ile orancı karıştırmıştık, onu koymuştuk ya, onun hemen dışından. Bunu koyalım ve içeriye doğru yaydıralım.
Bakın düz çizgiler çekiyoruz. Aşağı yukarı çizgiler çıkıyor neredeyse. Şurada. Hani gökkuşağı olur ya. Renkler degrade gider. Onun gibi düşün. Şimdi karmen kırmızıyla en dışına geçelim. En dışına karmen kırmızıyı yerleştiriyoruz. Onu da beriye doğru yedirelim mi? Kırmızıdan sarıya, sarıdan beyaza döndük. Aynısı şurada da. Biraz daha karmen kırmızı. En dışa yerleştiriyoruz. Ve içeriye doğru yedirelim. Şimdi biraz gökyüzünde oynayalım mı? Aynı renkleri kullanarak. Bak. Ne yapmıştık? Oranjı da sarıyı karıştırmıştık. Şurada. Gelin onlardan da bazı bulutlar yapalım. Şurada. Daha önce beyazı öldürmemiştik. Şimdi de sarıyı öldürmeyeceğiz yalnız. Aralardan sarılıklar kalsın istiyoruz. Komplesini oranj yaparsak hiç hoş bir şey olmaz. Onun için ara ara bütün renkleri görelim. Sadece kendi dünyanızda karar verin. Nerede bulut var? Oraya koyun. Belki şurada. Ortadaki beyazlığımızı kaybetmedik. Daha sonra direkt oranj almıştık. Şöyle biraz daha alalım isterseniz. Bir ton koyusuyla. Aynı suda yaptığımızın aynısını bulut olarak yapıyoruz bu sefer. Açıktan koyuya doğru. Şurada. Ben bulutların sağdan ve soldan geldiğini düşündüm. Ne diyoruz? Siz kendi dünyanızda karar verin. Nereden isterseniz oradan. Şimdi karmen kırmızıdan alalım. Şurada koyu renkler yok. Biraz daha koyulaşalım. Diyoruz ya, gitgide koyuya gideceğiz. Hatta en üstte çok koyu bir renk düşünüyorum. Sürekli fırçanızı yuvarlayarak çalışın. Ve mümkünse çok fazla bastırmayın ki çizgiler çıkmasın. Şuradan da. Net bir kırmızı. Biraz okşayarak çizgilerimizi yok edersek ne oldu? Buraya doğru gelen bir bulut şekli aldık değil mi? Evet. Ufuk noktasının üstünde de ben bazı bozuk renkler olacağını düşünüyorum. Onun için buraya da biraz bu tonlarda girelim. Daha sonra üstüne daha koyu renkler yapacağız. Ama altı beyaz olursa zorlanırız. Onun için bir kırmızı tonda bir renk girelim. Şimdi geldik en dış kısma değil mi? Tekrar karmen kırmızı ve siyah. Net siyah koymayın. Kahve tonlarından başlayalım. Şu kırmızını bittiği yere yerleştirelim. Ne yapalım? Onu da kırmızının üstüne doğru getirelim. Bak. Siyahtan kırmızıya, kırmızıdan sarıya ve oradan beyaza geldik değil mi? Aynısını burada da yapalım. Şimdi bir ufak kuş alalım elimize. Aynı renkte koyu bulutlar yapalım şuralarda. Dedik ya üstte koyu renkler istiyoruz. Hep aynı renkler. Gökyüzünde ne varsa suda da aynısını çalışıyoruz. Biraz daha siyah ve karmen kırmızı. Bu çok basit bir resim aslında. Yeni başlayan arkadaşlara çok faydası olacak. En azından ben de resim yapabiliyorum veyahut da deniz resmi yapabiliyorum hissini yaratacak. Onun için dikkatle seyrederlerse çok güzel resim çıkacak önümüze. Üstüne yapacağımız bulutlar önemli. Resmimize bir özellik katacak. Onun için siz bunlarla biraz oyalanın bence. Mesela şöyle olabilir. Şuradan ufak bir bulut düşünün şöyle. Yuvarlak yuvarlak bu şekilde geldiğini düşünün bunun. Yani durgun bir gökyüzü olduğunu düşünün. Ne olur bulutlar gökyüzünde süzülür gibi duracaktır değil mi?
Bulutun üst şeklini oluşturuyoruz. Ve çizgilerimizi yok ediyoruz. Hepsi o. Çünkü bulut üstünde çizgi olmaz değil mi? Pamuk gibidir hepsi. O şekilde düşünün. Siz kendi dünyanızda karar vereceksiniz. O bulut nerede? Ona göre yapacaksınız. Veyahut da herhangi bir resme bakabilirsiniz. Çok hoşunuza giden bir bulut vardır. Onu uygulayabilirsiniz. Neden olmasın? Belki şurada bir iki tane daha. Bulutları yaparken aşağıya doğru geldikçe şu bulutların küçüldüğünü düşünün. Derinlik verecekler resminize. Ne olacak? Yukarıya doğru geldikçe bulutlar bize yaklaştıkça büyüyecekler değil mi? Ama ufka doğru üst üste binerler. Ya tamamen bulut şeyini kaybedersiniz, düz bir zemin alırsınız altta. Ya da ufak bulutlar. Şimdi şurada suyla gökyüzünü birbirinden ayıralım. Dedik ya rastgele çekiyoruz. Şuradan, ben diyorum ki şuradan ayıracağım. Yere paralel bir çizgi çekiyorum. Unutmayın, tamamen yere paralel olmak zorunda. Çünkü deniz resmi yapıyoruz. Deniz resminde hiçbir zaman fon eğri olmaz. Eğer eğri olduğunu düşünürseniz bir akan suya döner bu. Biz deniz düşünüyoruz. Nedir? Yere paralel duracaktır değil mi? Şimdi bu rengimizi yukarı doğru yedirelim. Ufuk noktasını kestik ya. Hep ufuk noktası karışıktır dedik. Net bulutlar yoktur. Oraya doğru uzadığı için değişik tonda renkler alabiliriz ama net bulut şekli genelde alamayız. Evet. Şurada suyla gökyüzünü birbirinden ayırdık. Şimdi beride bir kara olduğunu düşünelim. Şurada bir boş yer bıraktık ya. Tekrar kırmızı ve siyah. Biraz daha. Şurada bir ada gibi bir yer düşünelim. Mesela şu kadar bir hiçbir şey olsun. Fırçamıza bol boya alalım. Ve bastıralım. Bak. Kırmızı, siyah. Fırçayı şu şekilde bastırırsak fırça kendiliğinden bize şekiller verecektir. Aralarından su gözükecek. Onlar bize çalı hissi alacaktır. Geri kalan kısmını isterseniz düz siyaha boyayıp üzerine çimenler yapabilirsiniz. İsterseniz açık tonda çalışıp daha açık çimenler de yapabilirsiniz. Çimen düşünüyorsanız. Veyahut da toprak parçası da düşünebilirsiniz. Size kalmış. Ama gökyüzünün bu tonda olduğunda buradaki yeşilleri çok fazla göremeyeceğimizi düşünüyorum ben. Onun için koyu rengi tercih edeceğim. Bir ufak yassı fırçamızda background'da bir şeyler yapalım. Şuradaki rengimizden. Ne dedik? Şurada bir iskelemiz olacak değil mi bizim? Gelin. Boşluktan gelsin bu iskele. Biraz boya incelticiyle. Kırmızı ve siyah. Bunların süliyetini göreceğiz. Çünkü gün batımı. Değil mi? Düz bir çizgi çekiyoruz. Evet, bir daha alalım. Şimdi burada iskele olduğunu düşündük ya. Gelin onu da oluşturalım yavaş yavaş. Belki şurada bir ayağı vardır. Biz çok uzaktan bakıyoruz. İskelenin önünü göremiyoruz diye düşünüyoruz şu an. Belki şurada da bir tane vardır. Belki şurada. Bu şekilde devam edelim. Şunların suya bastığı yeri düzeltmemiz gerekir. Niye? Su düz durur diyoruz ya. Burada da bunu düz kesecektir. Şu şekilde. Altını düzelttikten sonra bunları düz de çekebiliriz. Şu şekilde parça parça da yapabiliriz. Bak. Suya aksi düştüm. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şurada tek bir tane parça olsun diyelim ki. Altını düzeltelim. Ve aksini düşelim. İskele daha önce devam ediyormuş. Kırılmış diyelim.
Şunun da gölgesini düştüğünü düşünürsek çok hafiften şöyle yapabiliriz. Hop, düşüncenize kalmış. Bunun önünde bir de sandal düşünelim mi? Düz çekelim. Bir de sandal şekli oluşturalım şurada. Evet. Şu. Şu anda sandalımız havada duruyor. Ne yapacağız? Daha önce de söylemiştik ya. Şu şekilde aşağıya çekip gölgesini yaratabiliriz. Veyahut da sandalımızın burnunun şöyle geldiğini düşünün. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Suda dalgalanmalar yaparak. Her ikisi de olacaktır yani. O sizin sadece düşüncenize kalmış bir şey. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Benim tercihim şöyle bir gölge düşün derim. Ondan sonra üzerinde koyu renkli oynamalar yapın. Suda dalgalanma varmış gibi. Uzakta bir insan silüeti yapacaksak şöyle düşünelim. Bir elips, bakın bir fırçayla yapıyorum. Bir nokta koyduk. Belki de şapkası var dedik, şöyle çektik. Eğer bu sandalsa şöyle uçları da olacaktır. Bunun arkasını gördüğümüze göre bu sandal biraz öbür tarafa gidiyor değil mi? Ne olacak? Belki de şuradan arka şeyi de görebiliriz. Öyle düşünün. Şimdi ön tarafta da bir şeyler yapalım mı? Siyah ve kırmızıyla şurada bir palmiye düşünelim. Çok büyük bir palmiye olsun şöyle. Palmiyeler nasıldır? Yaprakları şöyle uzar değil mi? Şöyle düşünün. Bir tane böyle. Belki bir tane böyle. Eğer rüzgar olduğunu düşünürsek ki ben burada rüzgar göremiyorum ama yani bu havada palmiyenin şu şekilde döndüğü hissini vereceksiniz. Buradan rüzgar alıyormuş hissini alabilirsiniz. O da size kalmış. Ben öyle bir şey düşünmedim ama olabilir, niye olmasın yani. Üst dallarını yaptıktan sonra gelin aynı renkten bir geniş fırçayla yapraklarını inelim. Şu şekilde. Belki şurada. Fırçayı yan olarak bastırıyorum ve çekiyorum. Evet. Aynen rüzgar efektini alabilirsiniz. Şu şekilde. Yani rüzgarın buradan estiğinde ne olmuştur? Bu katlanmıştır diye düşünüyoruz. Şimdi bir açık tonunu yapıp ışığını verelim. Burada ışık verelim. Nereden verelim? Diyelim ki güneş ışığımız buradan geliyor. Hemen biraz sarı. Şuradaki oranjın içinde karıştıralım. Kahve tonunda bir şey alalım. Ve içine biraz beyaz. Biraz açık ton olsun. Palmiyeler kat kattır. Hiç unutmayın. Şu şekilde. Hafif yuvarlayarak çekelim. Şunu yapabilirsiniz. Bazı noktalarından daha açık tonlar. Oralara gün ışığının fazla düştüğünü düşünebilirsiniz. Özellikle hemen arkasında koyu bir yeri seçerseniz onlar daha parlak gözükecektir. Eğer beyaz zeminde koyarsanız beyazın üstünde beyaz istediğiniz parlaklığı alamazsınız. Kontrast her zaman için önemlidir, öyle düşünün. Bunun tersinden de bir ışık geldiğini düşünelim. Normal doğada ışığımız var zaten ya. Ama bu tersten geliyor. Ne yaptık? Mavi, beyaz ve siyah. Mavi ile siyah karıştırıp beyazı açacağız. En direkt ışıkta arkadan şurası mavimsi
gözükecektir. Oralarda hafiften dokunalım. Palpiyemizin bittiği yeri belli edelim bence. Aslında bu kadar mavi değildir bunlar. Dikkat edin, gri tonlardadır. Yani reel çalışacağım ben, gerçekçi çalışacağım diyorsanız daha griye yakın tonlardır. Ama ben biraz abartıyorum ki arkadaşlarımız daha rahat anlayabilsinler diye. Şimdi şu kırmızımızdan biraz alalım. Şurada bazı şeyler yapalım. Işığımızın geldiği yönlere renkler koyalım. Sülyetiyoruz ya, çok fazla oynamayalım isterseniz. Hafiften. Şurada bir küreğimiz vardı. Belki şunu da şöyle alabiliriz. Net kırmızıyla. Burada oturan arkadaşımızın güneş gelen tarafına biraz renk koyalım. Ki oradan ışığın geldiğini hissini alalım bence. Evet. Şimdi yelpaze fırçamızda bir yeşil yapalım mı? Önce bir yeşil hazırlayalım şurada. Mavi ve sarı. Karıştırdık. Şu var. Şu tonla bir gökyüzü düşündüğünüz zaman kırmızı tonda. Ne de içine biraz kırmızı girelim. Çünkü yeşil net maviye yakın bir yeşil değil. Haki rengi, askeri yeşil derler ya, ona benzer bir yeşil çıkacaktır. Onu düşünün. Onun için bozuk bir yeşil yapalım biraz. Biraz daha sarı istiyorum. Mavi bir gökyüzü düşünseydiniz daha mavimtırak bir yeşil yapardık. Onun için içinde biraz kırmızı olsun ki gökyüzündeki renklerle birbirine uyum sağlasın. Boyamızı iterek alalım. Üst noktalarını koyalım. Palmiyemizi. Ve aşağıya doğru çektirelim şöyle. Aynı şekilde burada. Bunu ince fırçayla da çalışabilirsiniz. Çok hoş olur. Benim ona zamanım yetmeyecektir tahmin ediyorum. Onun için yelpaze fırçayla yapıyorum. Bunda tek tek çalışabilirsiniz. En üst noktasında çok açık renkler koyup çok güzel palmiye elde edebilirsiniz. Aynı rengin içine biraz beyaz. Biraz sarıyla açalım. Açık yeşil yapalım. Ne yapalım? Şuraya fazla ışık geldiğini düşünelim. Bir pırıltı koyalım. Aynı şekilde de burada. Belki burada. Bir de palmiyelerin ortasında bir şey vardır. Nedir bilmiyorum ama kırmızımtırak bir şeyler vardır. Şöyle. Nedendir? Belki bazıları bilir de ben bilmiyorum. Onu da koyalım. Şimdi suda oyun yapalım biraz. Biraz sarı alalım. Ve beyaz. Net beyaz olmasın. İlk önce bir sarıyla kırık bir beyaz yapalım. Sandalın bastığı yeri keselim. Suya. Gölge yaptık yani suya otursun diye. Oradan keselim. Ve yere paralel hareketler yapalım suyun üstünde. Hep dikine çektik ya çizgileri. Onları kaybedelim. Hem de suda hareketler olsun. Gördüğünüz gibi. Çok fazla boya almıyorum. Buraya açık rengi koyduk. Ama şuraya koyarken içine koyu renk bulaşıyor. Onu da buraya alıyoruz. Sadece tuvalin üstündeki renkleri kullanarak yapabilirsiniz bunu. Şimdi direkt beyazla biraz pırıltı atalım şuna. Işığın buradan geldiğini düşünürsek en sona bir beyazlık koyalım. Belki bu beriye doğru geliyordur. Siz bunu fırçayla da yapabilirsiniz parça parça. O da değişik olacaktır. Şimdi burada kullandığımız yeşili alalım. İsterseniz değişik bir şekilde yapalım. Şu şekilde alalım yine boyamızı biz. Buraya böyle yaptık ya. Buraya bazı hareketler verelim. Çok fazla renk olsun istemiyorum. Neden? Dedik ya koyu. Bir gökyüzü düşündük.
geceye yakın. Buradaki renkler çok net gözükmeyecektir. Belki çalıların uçları gözükecek. Aralarını göremeyeceğiz. Şu şekilde bir çalılık düşünelim burayı. Bir ton açıyla beyaz bir iki yerine dokunalım açık tonlarda. Bazı yerlerde pırıltılar olsun. Düşünün ki oraya gün ışığı tam düşmüş olsun bence. Evet. Şuradan biraz beyazla gökyüzünde bir şeyler düşünebiliriz background'da. Belki martı. Niye olmasın? Gibi. Veyahut da şurada bir çalılık da düşünebilirsiniz. Onlara da ayrı bir şey verecektir size. Suyu geriye atacaktır. Koyu renk, açık rengin dönünce ne oluyor? Net gözüküyor değil mi? Evet. Bence güzel bir resim oldu. Bir sonraki resimde görüşmek üzere.